İlk olarak pırasalarımızı nasıl porsiyonlayacağımızı sizlere göstermek istiyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Pırasamızı bu şekilde haşlayacağız. Daha sonra içlerini çıkartarak iç kısımlarına da hazırlayacağımız iç harcı dolduracağız. Bakın bu şekilde kesiyorum. Kenarların düz olmasına özen gösterin. Çünkü iç kısımlarını, pırasaların daha kolay çıkartmak gerekiyor. Kaynayan suyun içerisine pırasalarımızı bu şekilde bırakalım ve onlar haşlanmaya başlasın. Kapağımızı da kapatıyoruz. Pırasalarımız bu şekilde 4-5 dakika pişecek. Biz de bu sırada iç harcını hazırlamaya başlayabiliriz. Soğanla başlayalım. Kuru soğanımızı soyuyoruz. Ve ince bir şekilde doğrayacağız. Ve biraz da kavuracağız. Yemeklik doğruyoruz burun ağzı olarak. Sarımsağımızı da aynı şekilde doğrayarak kavuracağız soğanla birlikte. 2 diş sarımsak yeterli olacaktır. Şimdi ocağımızın altını da açıyoruz. Biraz kısalım. Şimdi diğer tenceremizde kavurma işlemine başlayabiliriz. Bunun içerisine yağımızı ekliyoruz. Soğan ve sarımsağı ekleyeceğiz içerisine şimdi. Biraz ısınması gerekiyor yağımızın. Sarımsaklarımız önce geliyor. Şimdi de kuru soğan. İkisini birlikte biraz kavuruyoruz. Kıymamızı da ekliyoruz içerisine. Şimdi tuz ve biberini de ekleyelim. Önce karabiber. Şimdi biraz da tuz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğan, sarımsak ve kıymamızı tenceremizde ön pişirme yapıyoruz. Şimdi içerisine pirinç ekleyeceğiz. Beyaz peynir ekleyeceğiz. Maydanoz, dereotu, taze nane. Dilerseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bunları da ekleyerek, karıştırarak güzel bir harç elde edeceğiz. İç harç elde edeceğiz. Evet, kıymalarımız kavruldu. Şimdi bunu bir kabın içerisine aldık. Şimdi bunun içerisine koymak için maydanoz, dereotu, taze nane ve biraz da pirinç kullanacağız. Pirinç de alıyorum. Kırık pirinç kullanabilirsiniz. Veya osmancık da kullanmak mümkün. Dereotu, maydanoz ve taze naneyi de kıyıyoruz. Evet, bunu da ekliyoruz şimdi. Peynirimizi de ekliyoruz içerisine. Parçalayarak ekleyebilirsiniz. Pırasalarımız da haşlandı. Şimdi onları da çıkartabiliriz. Evet. Pırasaları şimdi soğuk suya koyacağız. Daha rahat çıkartabilmek için içlerini. Soğuk suyun altında biraz bekletiyoruz. Biz de bu sırada harcımızı karıştıralım. Pırasaların içlerini çıkartıyoruz. Ve bu kısımlara hazırladığımız harcımızı dolduracağız şimdi. Evet, bu şekilde doldurarak dizeceğiz. Şimdi pırasalarımızın hepsini hazırlayalım. Aralara peynirleri de katarak bu şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Fırın kabına dizeceğiz. İçerisine biraz tereyağı, biraz da su koyduktan sonra fırında pişirme işlemine başlayacağız. Pirinçler iyice piştikten sonra da çıkartarak servisimizi gerçekleştireceğiz. Pırasaların büyük ve iri pırasalar olmasına özen gösterin. Çok daha rahat doldurabilirsiniz bu şekilde. Evet, pırasalarımızı bu şekilde doldurduk. Şimdi kalan pırasaları, bu içlerinden çıkan pırasaları da ince ince doğrayarak güzel bir salata yapabilirsiniz. Pırasa salatası. Bunları şimdi kenara alıyorum. Biraz tereyağı koyacağım. Çok az da tuz ve biber üzerine. Haşlamış olduğumuz pırasanın suyundan da koyuyorum. Şimdi bu şekilde fırına sürüyoruz. Ortalama 25 dakika boyunca 220 derece fırında pişireceğiz. Çıkarttıktan sonra da yanına güzel bir salçayla sos yapacağız. Harika görünüyorlar. Pirinçler de pişmiş ve biraz da pirinçlerin pişmesiyle beraber pırasalarımız, dolmalarımız biraz daha büyüdü pirinçlerin şişmesiyle birlikte. Şimdi servis tabağımızı da yanımıza alalım. Sosumuz için de ocağımızın altını açıyoruz. 2 parça tereyağı koyuyoruz. Tereyağımızın içerisinde salçamızı bu şekilde biraz kavuruyoruz, ezerek. Biraz da sıcak su ekledim şimdi. Sosumuz bu şekilde kaynayacak. Salça da içerisinde iyice eriyecek. Müzik
tereyağlı sosumuzdan da şimdi üzerine gezdiriyoruz. Birkaç parça da dereotu aldım yanıma. Şimdi kaymaktan da üzerine koyacağım birkaç dilim. Dereotunu da üzerine koyduktan sonra yemeğimiz artık servise hazır.